Mide nasıl güzel vazife yapabilir? Şimdi malumunuz, insan dünyaya geldiğinde torbası var insanın, la teşbih. Bu torbaları buradan dolduruyor, dünyadan dolduruyor. Ve bu torbaların içine ne koyduğunda hesaba çekiliyor. Ve hayatını da ona göre yaşıyor. Yani o torbaların içine başlangıçta neleri doldurmuşsa yaşadığı sürece son nefesine kadar onlar ona azık olacak. Azığı onlar. İnsanın birinci torbası midesi. Bunu ne ile doldurduğuna insan çok dikkat etmeli. Cenab-ı Peygamber'in sünnetinde mevcuttur bu. Çocuk dünyaya geldiğinde hurmayı ezer vermiş, elleriyle yumuşatır, çocuğun damağına sürerlermiş. Ağzı tatlı bir şeyle tatlansın, mide torbası helale alışsın. Bakın ta ne zamandan başlıyormuş. Birinci torba bu, yoksa bunun sıkıntısını bir ömür çeker. Haram ile burayı doldurursa insan da haramileşir. O mideyi bu sefer doldurmak için her şeyi mübah görmeye başlar. Rüşvetten, çalıp çıkmaktan, faizden, neticede para değil mi, kazanç değil mi? Ne önemli var nereden geldiğini? Gelsin de, nereden gelir gelsin anlayışı oluşur insanda. Dikkat kalkar, bir ıbrık suya affedersiniz, bir damla necaset damlamış olsa, insan idrarı karışsa, hayvan idrarı karışsa, suya, o suyla abdest olmaz arkadaşlar. Mesela insanın elbisesinin üstünde kan bizim mezhebimize göre büyük necasetten. Böyle bir nokta kadar kan lekesi olsa, biz de bunun farkında olsak yani, bu elbiseyi değişmek lazım. Bu elbiseyle namaz olmaz, Allah'ın huzurunda çıkamayız. Haşa huzurumuzda. Allah bütün Müslümanları böyle yanlışlara düşmekten muhafaza eylesin. Bir yerde gittiniz ki içki masası durulmuş. Çilingir sofrası mı diyor? Çilingir sofrası kurulmuş. Onlar içip zıplanıyorlar. Sen de oturdun, sen içki haram diye içmiyorsun. Yemlebi var orada, fındık fıstık var. Meze diyorlar ya, onlardan yiyorsun. Helal mi bu sana? Zokkum olsun. Haram. O sofradan bir tane fındık yeme sana haram. Çünkü bulunduğu ortam, o fındığın bulunduğu ortam temizdir. Şimdi kurban yaklaşıyor yani. Kimlerle ortak oluyoruz? Kimlerle? Kurban ibadet. Öyleyse ibadetimizin bütün sihatine, saffetine dikkat edeceğiz. Ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki onda ne et, ne kan, ne postu vesairesi Allah'a ulaşmaz. Onda Allah'a ulaşan şey takvanız, yani sizin dikkatiniz, tedbiriniz, temkininiz, ihlasınız, huşuğunuz, temiz niyetiniz Allah'a ulaşır. Demek ki bu mideyi ne ile dolduruyoruz? Azami derecede buna dikkat edeceğiz. Buna özen göstereceğiz.